أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 13. لما حكمة الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sırrına dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kur rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatin ve a'udhu bike rabbi en yahdurun. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteferrik bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen yazılacak. Burada biz her Kur'an-ı Kerim kendini tarif ederken فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ diyor. Kur'an okumaya başladığınız zaman فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ şeytanlardan Allah'a sığının. Neden bunu söylüyor? İşte bunun sırlarına dair 13 tane işaret Üstad Hazretleri. Bunlar da işaret. Konunun kendisi değildir, işarettir yani. O konuyu anlamak için birer dürbün, birer işte numaralı gözlük gibi uzak hakikatleri bize yakınlaştıracak, yol gösterecek dusturlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim Kur'an'ın emridir. Kur'an okumaya başlarken ne yapın? Şeytandan racim olan şeytandan Allah'a sığının. Müthiş bir sırrı var, sırları var, müthiş sırlar. Bunlardan bir tanesini okuyalım. Birinci işaret, sual. Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir medhalleri olmadığını, hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyit ve müşevvik bulunduğu, hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehli dalaleti tenfir ettikleri halde hizb-ı şeytanın çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve ehli hak her vakit şeytanların şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? Şimdi burada iki başlıklı bir sual var. Birincisi, tersten okuyayım soruyu. Biz neden her vakit şeytanların şerlerinden Allah'a sığınıyoruz? Neden? Hayır işleyeceksin, Kur'an okuyacaksın, ibadettir. Resulullah aleyhissalatu vesselam, kim Allah'la konuşmak istiyorsa Kur'an okusun diyor. Kur'an okuyan Allah'la konuşmuş gibidir. Bir insan Kur'an okuduğu zaman Allah'la konuştum dese yalan söylemiş olmaz diyor. Şimdi biz Allah'la konuşmaktan daha hayırlı bir ibadet, bakın, düşünemiyoruz. Ama Allah diyor ki Kur'an okumaya başladığınız zaman, ama başlarken ne yapın? Şeytanlardan Allah'a sığının. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselama emir geliyor. Ve kur Rabbi a'udhu bike min hemezati şeyatin. Böyle dua et. Nasıl dua et? Ya Rabbi şeytanların bana hemeze vermelerinden, vesvese vermelerinden ve beni dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike Rabbi en yahdurun. Bakın dikkat edin. Ya Rabbi onların da yanımda hazır bulunmalarından sana sığınırım diyor. Yanımda hazır bulunmalarından sana sığınırım. Bu duayı kime emrediyor Allah? Resulullah aleyhissalatü vesselam'a. Emirdir. Emirdir, böyle dua edeceksin. Ya Rabbi şeytanların yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Birincisi bu, her vakit. Her vakit şeytanlardan Allah'a sığınmamız lazım. Ama her vakit, her işimizde, her meselemizde Cenab-ı Hak bizi şeytanların şerlerinden muhafaza etsin diye. Ama o şerler nelerdir? Şimdi onları anlatacak. Birincisi bu. İkincisi, Üstad Hazretleri diyor kainatta şeytanların icat cihetinde medhalleri yok. Bu çok önemli bir mesele. Şeytanın bir şey vücuda getirme gücü kuvveti yoktur.
Hiçbir mahlukun yoktur. Allahu haliku kulli şeyin. Her şeyi yaratan Allah'tır. Şeytanların kainatta icat cihetinde hiç medhalleri yok. Bununla beraber Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle daima ehli hakka taraftardır. Yetmez. Zaten hakkın da kendi içinde müthiş bir şekilde cazibedarlığı ve güzelliği var. Bu da ayrı. Dalaletin de kendi içinde müstekreh çirkin olan, nefret ettiren çirkinlikleri var. Ama nasıl oluyorsa çoğu defa hizbu şeytan Hizbullah'a ne yapıyor? Galip geliyor. Niye galip geliyor? Allah inayetiyle, rahmetiyle bizimle beraberken. Biz bu kadar kuvvetliyken. Neden? El cevap. Hikmeti ve sırrı şudur ki, ekseriyeti mutlaka ile dalalet ve şer menfidir, tahriptir, ademidir, bozmaktır ve ekseriyeti mutlaka itibariyle hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir, imardır, tamirdir. Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Biz burayı anlamak lazım. 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde ne yapabilir? Hatta küçük bir çocuk, gücü kuvveti olmayan bir çocuk bile ne yapar? Bir kibrit çakmakla bütün binayı tahrip edebilir. Peki bu binayı yapabilmek için 100 tane ustaya, ayrı ayrı meslekte ve sanatta ustalara ihtiyaç var. Ama tahrip etmek için, bozmak için, yıkmak için büyük bir güce, kuvvete ihtiyaç yok. Evet, bütün azay-ı esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat-ı insan. Şimdi insanda bir hayat var. Her şey böyledir. İnsanda bir hayat var. İnsanın hayatı neyle devam eder? Bütün şerait-i hayatiye, hayatın bütün şartları yerine gelecek. Yani ne? Havadaki oksijen oranı bu oranda olacak. Yetmez güneşin dünyamızın, bak dünyamız dönecek. İşte güneşin doğup batması gerekecek. Bununla beraber zeminin semavattaki bu boşlukta dengesini muhafaza etmesi gerekecek. Bir mizan olacak, muvazene olacak. Yani hayatın ve benim vücudumda kanın daima deveranı olacak, hareketi olacak. Yetmez bütün gözlerimin, kulaklarımın, ellerimin, ayaklarımın doğru bir şekilde çalışıyor olması lazım. Milyonlarca sebebin bir arada olması lazım ki benim hayatım devam edebilsin. Bunlardan bir tanesi olmadığı zaman hayat ne olacak? Sona erecek. Ama Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insanı mazhar eder. Halbuki bir insanı öldürmek için küçük bir hareket, tamam mı? Küçük bir hareket. Şu bileğine küçük bir çizik attığınız zaman ne olur? Milyonlarca şartla meydana gelen o insanın vücudu ve hayatı çok küçük bir hareketle o hayata ne yapabilirsiniz? Son verebilirsiniz. Ama çok küçük bir harekete, çok az bir kuvvetle ne yapabilirsiniz? O hayata son buldurabilirsiniz. Onun için bir kaide hükmünde ne demişler? اَتْتَحْرِيبُ اَسْهَلْ. Daima bozmak nedir? Bozmak kolaydır. Bozmak kolaydır. İşte bu sırdandır ki. Sır bu. Şeytanın işinin, bu bizim daima her vakit Allah'a sığınmamızın, Allah ve rahmet ve inayetiyle bizim taraftarımız olduğu halde, hakkın kendi içinde bir güzelliği olduğu halde, dalaletin kendi içinde nefret verici halleri olduğu halde, hizbu şeytanın, Hizbullah olan ehli hakikate daima ekseriyet itibariyle galip gelmesinin hikmeti şudur ki tahrip yapıyorlar. Tahrip ediyor. Şerdir, ademidir, yokluk hesabına çalışıyor. Bunun için az bir kuvvetle çok büyük kudretleri ve kuvvetleri ne yapıyorlar? Galebe ettiriyorlar. Fakat ehli hakkın öyle bir muhkem kalesi var ki onda tahassün ettikleri vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar. Bakın bir önceki ayette ne dedi? Ya Rabbi onların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Ama bizim öyle bir kalemiz var ki eğer biz o kalenin içerisine girecek olursak ne olacak? Onlar bize yanaşamazlar. Bir halt da edemezler diyor. Bir halt edemezler.
Eğer muvakkat bir zarar verirseler, ve akibetu lil muttakin sırrıyla ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kal'ay-ı metin, o hüsn-ı hasin ise şeriat-ı Muhammediye ve sünnet-i Ahmediye'dir aleyhissalatu vesselam. Şimdi bunu biraz ben şunun için okudum. Bakın insan sünnet-i seniye dairesinde. Biz sünnet-i seniye derken Resulullah aleyhissalatu vesselamın nevafil kısmından olan sünnetlerinden bahsetmiyoruz. Namazın kendisi Resulullah aleyhissalatu vesselamın sünnetidir. Sünnetin üç nevi vardır Üstad Hazretleri diyor. Bir kısmı feraizdir. Yani farzların hepsi de aynı zamanda Resulullah aleyhissalatu vesselamın sünnetidir. Sünnet demek sen ne çığır açmak demektir, yol demektir. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselamın yoludur. Bir insan bütün farzlar, nedir bütün farzlar? Her birisi sünnet-i nebeviyedir. Onun açtığı yoldan gitmektir. Bir insan namaz kılmıyorsa Allah'ın getirmiş olduğu şeytanların şerrinden korunması gereken o kalenin neyine dışına çıkmış oluyor. Bu sefer nesin sen? Kalenin dışına çıkan adam açık hedeftir. Her an vurulmaya mahkumdur. Bakın Kur'an diyor ki inne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz daima insanları ne yapar? Günahlardan ve fuhşiyattan alıkoyar diyor. Alıkoyar. Şimdi biz bazen ya adam namaz kılıyor. Abi ben namaz kılıyorum ama işte ben yine işte o münkerata mağlup oluyorum. Neden böyle oluyor? Bakın kalenin dışındayız. Çünkü sünnet-i seniye kaledir. Sünnet-i seniye kaledir. Bunun dışına çıkıyoruz. Nasıl dışına çıkıyoruz? Ben size bu ayetin geçtiği yani Kur'an okurken bakın Kur'an okurken şeytanlardan Allah'a sığının diyor. Şeytanlardan Allah'a sığının diyor. Nahl suresinde bu ayet. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ayetini söylüyor. Sonra diyor ki اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانِ kimin üzerinde? عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenler üzerinde şeytanın bir sultanlığı yoktur. Hakimiyeti yoktur diyor Kur'an. Şeytanın iman edenlerin üzerinde neyi yok? Hakimiyeti yok. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ve Allah'a ve Resulüne, Allah'a tevekkül edene ve Resulüne itaat edene de ne yok? Şeytanın hükümranlığı, hakimiyeti yok. İnneme sultanuhu. Ama o kimin üzerine hakim olur? Şeytan hakim olur. Hükmeden olur. Peki kime hükmeden olur? Alellezine yetevellevnehu vellezine hum bihi müşrikun. Kim ona yüz çevirecek olursa, yani kim Resulullah aleyhissalatu vesselama yüz çevirecek olursa herhangi bir emirde, herhangi bir emirde Resulullah aleyhissalatu vesselama insan yüz çevirdiği zaman hüküm ne oluyor? Sen o kal'anın dışına çıktın, açık hedefsin şeytanların tamam mı? Tahribatına karşı hemen yıkılmak üzeresin. Ya ben bu kadar namaz kıldığım halde neden bu münkara tahrip yapıyor? Şeytan yıkıyor. Şeytan yıkıyor. Ademi iş yapıyor. Hayata son vermeye çalışıyor. Sen bir fiil ile ona muhalefet ettiğin zaman bil ki kalenin dışındasın. Seni ne yapacak? Hatta burada şeyde Zuhruf suresinde bir ayet var. Onu okuyayım çünkü çok önemli. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ diyor Kur'an. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ kim diyor Allah'ın, Rahman'ın, dikkat edin çok önemlidir. Ben bu Rahman aslında bana söylemişti Besmele'yi oku ama çok gariptir. Bismillahirrahmanirrahim'in çok birinci söz var ya. Risale-i Nur'un ruhudur yani. O Risale-i Nur'daki 6000 sayfanın 3000 sayfası eğer imani hakikatlerse onu anlamanın, onun izahı birinci sözdür. Çok çok net söylüyorum yani. Ben bunu ispat etmeye de hazırım. Yani böyle temel mantığıdır. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirecek olursa, zikir demek bağ kurmak demektir, bağ kurmak. Kim Rahman'la bağını koparacak olursa ne olur?
Ne olur? Yani ben bugün Allah'ı düşünmedim. Zikir bağ kurmadım onunla. İrtibata geçmem. İrtibat namaz. Namaz Allah'la konuşmaktır, Allah'la buluşmaktır. Sıla kökünden gelir ki. Biz sıla-i rahim diyoruz ya, akraba bağını gözetmek. Sıladır, bağ kurmaktır, Allah'la buluşmaktır, Allah'a kavuşmaktır, Allah'la beraber olmaktır. Allah'ın huzuruna davettir. Üstad Hazretleri diyor, insanı aşka ve şevke getiren suhre gibi gidiyor. Burada ayet diyor ki وَمَنْ يَعْشَانْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ Kim Rahman ile zikrini koparacak olursa ne olur? نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا Biz ona bir şeytanı musallat ederiz Allah diyor. Şimdi Allah'ın cazibesinden çıkan bir insan şeytanın cazibesi ve kumandanı altına girmek zorundadır. Çünkü Allah'ın koymuş olduğu kainatta sistem böyle işliyor. Cazibeler var. İki şeyin savaşı var. Ya Rahman'ın zikriyle Allah'ın cazibesine kapılacaksın. Ya da onun cazibesinden çıkıyorsan fıtrat boşluk kabul etmiyor. Şeytan seni kendi cazibesi altına alacak. Cazibesi altına alacak. Peki ne olur? فَهُوَ لَهُ قَرِينَ O onun dostu olmaya başlar. Arkadaşlık yapıyorlar artık. Yetmez. وَاِنَّهُمْ Peki benim dostum olsa şeytan ne olur? Yanımda olsa ne olur? Bakın ayet devam ediyor. وَاِنَّهُمْ Şüphesiz ki o şeytanlar لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ Onlar gitmiş oldukları hak önünü kesmeye başlar. Sen o yolda gidemez olursun. Hakikati bulamaz olursun, derk edemez olursun, anlayamaz olursun. Şeytan sana o yolları kapatır. Kur'an'ın yolunu kapatır, hizmetin yolunu kapatır, namazın yolunu kapatır, orucun yolunu kapatır, Allah'ın marifetinin yolunu kapatır. Sen Allah'ı tanıyamaz olursun, bilemez olursun, düşünemez olursun. Bugün işte başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmemiz lazım. Ben bugün Allah'ı düşünemiyorsam, ben bugün namazımı kılamıyorsam, orucumu tutamıyorsam, burada ne var? Ya şeytanın benim etrafımda bana bir dostluğu var. Beni hakikat yoldan geri çeviriyor, önümü kapatıyor. Onu kör ediyor, yani göremez oluyorsun. Yetmez. Şeytanın bir destesi de, bakın bunu birazdan okuyacağım. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Onlar zannederler ki kendileri doğru yolda gidiyorlar. Aldatıyor. Bir de şöyle aldatıyor ki, ya benim bir şeyim yok ki diyor. Aa, şu an şey var ya piyasada, yani ya tamam hani namaz kılmıyorum ama yani bir temizlik var, güzel. Kalp temizliği var yani. Nasıl oluyorsa o kalp temizliği, şeytan onu da söylüyor. Bakın Kur'an söylüyor bunu. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Onlar zannederler ki kendileri muhtedindirler. Yani hidayettedirler, doğru yoldadırlar. Yanlış yaptıkları falan yok. Bakın onun şeyini üstad burada söylüyor. Diyor ki şeytanın en mühim bir desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Bu kadar. Adam şeytana tabi oluyor. Şeytanın hükmü altında hayatını geçiriyor. Ama sorduğun zaman ya bu işleri sana bak şeytan yaptırtıyor. Sen bugün namazını kılamıyorsan, orucunu tutamıyorsan, annene babana itaat edemiyorsan, isyan ediyorsan, bugün haline şükredemiyorsan, Cenab-ı Hakk'a karşı bu nankörlüğü vücuda getiriyorsan, ya şeytanın tasallutu altındasın, Rahman'ın zikrinden yüz çevirdiğin için şeytanlar sana musallat olmuş dediğin anda böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şeytanın en mühim desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Yetmez. Bakın bir cümle daha, bir yer daha okuyacağım. Burada diyor ki hatta ta ki nereye kadar? İza ca'ana bu kullar bize gelmeye başladıkları zaman, yani kıyamet günü kullar Allah'a gidiyor. Ne olacak? Kale ya leyte beyni ve beynek. Yazıklar olsun. O şeytanları görmeye başlayacak. Çünkü dost dostuyla beraber oraya gitmeye başlayacak. Hatta hadislerde öyle garip var ki diyor, yüzü çirkin insanın amellerini anlatırken. Yani biz diyorlar medeniyet için diyor tek dişi kalmış canavar. Yani vahşi bir surette taaffün etmiş kokular ile insanın amelleri ve onun dostu olan şeytanı beraberinde giderler mizana. Onu gördüğü anda insan, onu gördüğü anda ne yapacak biliyor musunuz? Şöyle dua edecek. Ya leyte beyni ve beyneke bu'del meşrikayn. Yazıklar olsun bize, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Keşke seninle benim aramda
doğuyla batı arasındaki mesafe kadar bir mesafe olsaydı da ben seni görmemiş olsaydım. Ama halbuki bir ömür boyunca sen benim dostummuşsun, yanımda bulunuyormuşsun, arkadaşımmışsın. Yetmez sen bana ne emrediyorsan ben onları yapıyormuşum. Hatta benim Allah'ın bana imtihan için vermiş olduğu irademi alıp sana teslim etmişim. Sen nasıl üflüyorsan, söylüyorsan ben onları yapıyormuşum. Bakın Kur'an sarahaten Resulüne emrediyor. Her vakit böyle dua et. Nasıl? Nasıl? De ki Rabbi e'udhu bike min hemezati şeyatin. Ya Rabbi şeytanların bana vermiş olduğu bu hemezelerden, vesveselerden ve dürtülerden sana sığınıyorum. Yetmez. Ve e'udhu bike Rabbi eyyahdurun. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınıyorum. Şimdi bu kadar insan bunlarla beraber hayat yaşıyorken ben bunu anlatmamın sebebim bugün yaptığımız veya yapamadığımız, yaptığımız münkeratta yapamadığımız Allah'ın emirlerinde neden biz bu kadar geri kalabiliyoruz veya lakayt davranabiliyoruz? Niye bu kadar lakaydız? Febi'sel karin, sen ne kadar da kötü bir arkadaşmışsın yani. Sen ne kadar kötü bir dostmuşsun. Demek ki insan burada o hakikati görmesi lazım. Şu Ara suresinde bir ayet. Diyor ki Metin abi, acayip bir ayet. Diyor hel unebbiukum ala men tenezzelu şeyatin. Diyor ki ben diyor size, Allah diyor size haber vereyim mi? Neyi? Şeytanların kimin üzerine nuzul edeceğini, tenezzül edeceğini. Şimdi biz biliyoruz ki Kadir gecesinde inna enzelnahu fi leyletil kadir ve ma edrake ma leyletul kadir. Leyletul kadri hayrun min elfi şer. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا Biz biliyoruz ki Kadir gecesinde melaikeler ve ruhaniyat ne yapıyorlar? Nuzul ediyorlar, doğru mu? Bir berekete, her iş için, her işin selamette kalabilmesi için melaikeler ve ruhaniler nuzul ediyorlar. Doğru mu? Bunu her zaman, her Kadir gecesinde, Ramazanlarda işitiyoruz. Ama Kur'an diğer bir tarafta haber veriyor. Hel unebbiukum ala men tenezzelu şeyatin. Kimlerin üzerine şeytanların nuzul edeceğini size haber vereyim mi? Bakın bunu hiçbir zaman okumuyoruz. Göremeyiz. Çünkü şeytanın en büyük desisesi budur. Kur'an'da kendisiyle olan ayetleri bile ne yaptırır? Bizi unutturur. Göstermez, görmez. Üstad Hazretleri 13. lemayı yazmış. 13. lema şeytanlardan istiazedir. Ve şeytanların en sevmediği rakamdır da bu aynı zamanda 13'ün kendisi. Ve Kur'an'da emir olarak, emir fiili olarak 13 defa istiaze fiili gelir. 13 defa. O da işin ayrı bir hikmet boyutudur. Yani nasıl? Felak ve Nas surelerinde 11 defa istiaze emir vardır. Bir tane de bu ayettir. Bir tane de feyza kara'tel Kur'an, orada bir tane emir vardır. Geri kalan istiaze fiilleri hepsi mazi veya mustakbel fiiller olarak kullanılır. Ama emir olarak kullanılan 13 tane şeytanlardan Allah'a sığının emri vardır. Şeytanlardan Allah'a sığının emri vardır. Festa'iz billahi mineşşeytanirracim. Şimdi burada Kur'an diyor ki hel unebbiukum, size haber vereyim mi? Neyi? Ala men tenezzelu şeyatin. Şeytanlar kimin üzerine nuzul ederler? Kimin üzerine inebilir? Mesela aklına bir şey gelen var mı? Mesela ne olabilir? Malayani işlerle meşgul olanların şeytanlar üzerine nuzul eder. Bakın biz melaikelerin ve ruhanilerin ne için dünyaya nuzul ettiğini biliyoruz. Ne zaman nuzul ettiğini biliyoruz. Peki şeytanların insanların üzerine nuzul etmesini, hadi biri söylesin. Kime iner? Ya ve men ya'şu an zikrirrahman nukayyit lehu şeytana, değil mi? Rahman'ın zikrinden yüz çevirenlere biz şeytanı musallat ederiz. Bu umumi bir cümle. Ama Şuara suresinde tenezzelu ala kulli effakin esim. Kim çokça iftira atıyorsa ve çokça günahlara giriyorsa. Yani çokça demek bir emri yapmamakta süreklilik gösteriyor. Mesela adam hiç namaz kılmıyor. Hiç namaz kılmıyor. Hiç oruç tutmuyor. Hiç annesine ve babasına itaati yok.
hiç şükretmiyor. Hiç hiç hiç. Günahlarda, emirlerde bakın devam ediyor. Yetmez. Menhiyatta Allah'ın yasak ettiği şeylerde de ha. Ne kadar külli bir cümle değil mi? Adam diyelim içki içmekte ha. Allah'ın yasak ettiği her şeyde isyanlarda, şirkte, küfürde, dalalette, bid'alarda, ha, nankörlükte devam ediyor. Devam ediyor. Ha, bilin ki ne olmuş bu adam? Tahakkümü altına girmiş. Ha, artık o irade kendi iradesi olmaktan çıkmış. Çünkü cazibe-i ilahiyeden mahrum kalınca şeytanın cazibesine girer insan. Şimdi peki biz ne yapacağız? Hem şeytanlar tahrip ediyor. Kolay iş yapıyorlar. Et-tahribu eser. Şeytanlar çok kolay iş yapıyor. Yıkmak çok kolaydır. Bugün bir ameli vücuda getirirken 20 yıl önce ihlas ile yaptığınız bir amel bile bugün tehlikededir. Bu bina diyelim 20 yıldır ayaktadır diye bir 30 yıl daha ayakta kalacak diye bir hüküm var mı? Öyle bir tahrip etmek... Yani 20 yıl önce yaptığınız bir ibadet ama hakikaten sırf liveçillah yapmışsınız. Ama öyle bir şeydir ki her an onu kaybedebilirsiniz. Her an. Ben bazı hadislerde görmüştüm. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor mahşer gününde bazı insanları gördüm dağlar büyüklüğünde amellerle gelmiştiler. Ama bir anda bakıyordum o dağ birdenbire infilak ediyordu. Amellerin hepsi tak gitti. Gitti. Hocam kayda giden şey oluyor değil mi? Tabii gidebilir yani. Şu an biz işte diyorum ya her vakit şeytanlardan Allah'a sığınmamızın bir hikmeti var. Bugüne kadar yaptığımız bütün amelleri kaybedebiliriz. Nasıl? Basit bir riyaya sokar seni, bitirir bütün amelini. Bitti. İhlasla yaptığın bütün ameller basit bir insanın teveccühü için, menafi-i cüziyenin hatırı için ne yapabilirsin? Ya, bugün gelirim, Metin abiye derim ya bugüne kadar bu kadar bitti ya. Bitti. Dağlar kadar yapmış olduğun varsa yani o da bilmiyoruz hani sizi bende bir şey yok. Diyelim yaptığın varsa bitti ya. Bitti. Cenab-ı Hak nasıl şeytanların şerrinden yani. İnsan düşmanını bilmezse nasıl muhafaza edeceğini, nasıl koruma altına gireceğini bilmez. Şeytanın unutmayın en mühim bir desisesi ne yapmaz? Kendini kendine tabi olanlara unutturur, inkar ettirir. Yahu der benimle şeytan ne alakası var bu yaptığımız işin yani şimdi? Ne alakası var? Metrobüste geliyordum. Birine dedim bir şeyler anlatayım. Abi dedi burada mı? İyi dedim valla doğru burada konuşulmaz. Allah'ım burada ne işi var metrobüste? Yani belli yani. Sanki ya Rabbi. Ya bugün Allah'a konuşurken bile tartışıyor adam. Allah nerede diye soruyor arkadaş yani. Ya şeytan nerede diye sorur. Sen ne yapacaksın? Allah kaybolacak değil yani yok olacak değil. Allah her yerde. Ya adam şeytanı sormuyor. Hiç kimse şeytan nerede diye sormuyor. Herkes diyor Allah nerede? Yok Allah Allah. Şeytan nasıl yapıyor ya? Allah bize kendini hatırlatmak için kainatı ayetlerle doldururken onun konuşmuyoruz. Ha? Nerede olduğunu sorguluyoruz. Ama şeytan her yerde kendini... Allah. Kaytarırken biz hiç onu sorma ihtiyacı duymuyoruz yani. Şeytan nerede? Onu aramak lazım. Koordinatlarını bulmak lazım yani. Teşhis edemezsen sen mahvolursun. Sinsice hareket ediyor. Diyorum ya bakın bugün eğer ben namaz kılamıyorsam ve günahlarda devamlı bir hareketim varsa oturup böyle düşüneceğiz. Arkadaş. Ya Rabbi. Vakul Rabbi. Euzu bike min hemezati şeyatin. Ve euzu bike Rabbiye yahdurun. Ya. Ya Rabbi bunların benim yanımda hazır olmalarından sana sığınırım ya Rabbi. Peygambere emirdir ya. Peygamberi kuşatan bir şeytan varsa. Ya insanın etrafını Kur'an diyor ben diyor onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından her yerlerini kuşatacağım ben onların diyor yani. Leğviyennehum ecmain. Hepsini yoldan çıkaracağım diyor. Şeytan yemin ediyor Allah'a. Diyor ki ben hepsini yoldan çıkaracağım. Sen neyine güveniyorsun yani? Neyine güveniyorsun? Ha, güvencemiz şu. Eğer bunu yaparsak kurtulacağız. Bakın o da nedir? Ey ehli iman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı, bu müthiş düşmanlar, bakın nasıl dehşetli düşmanlarımız var. Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız, savaştasınız.
Anlayın yani. Hep bu tabirleri kullanıyor 13. lemada. Zırhınız, silahınız, kalanız, siperiniz. Savaştasınız ya. En büyük düşmanınıza karşı savaştasınız. Ama biz o düşman hiç hatırımıza gelmiyor ya. Ben aynı safta oldum. Beraber namaz kıldığım, namaz ve selam verdikten, birbirimize omuzlarımıza, birbirimize selam verdiğimiz namazdan kalktıktan sonra birbirimize kılıçlarımızı çekiyoruz. Aynı secdeye alnımızı koyuyoruz yani. Aynı Rabbe iman ediyoruz. Ama diğer bir tarafta Allah diyor sizin en büyük düşmanınız. Şeytan bugüne kadar hiç yani buna karşı ne silah kullanacağım? Hangi siperde yatacağım? Hangi zırhı giyeceğim? Arkadaş hiç titremiyorsa bir insan zaten hakimiyetini kime vermiştir? İrade başkasının tasarrufu altındadır. Ey ehli iman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılmış takvadır. Bir insan takva vikaye kökünden geliyor ki kendini korumak demektir. Koruyacaksın. Takva vikaye. Koruyacaksın. Neye karşı? Neye karşı? Şeytanlara karşı. Şeytanların hemezelerine karşı. Şeytanların işte insanları dalalete, isyanlara, şirke, küfre. Ya bir namaz kılamıyorsan var ya. Allahu Ekber ya. Allahu Ekber. Takvadır. Siperiniz nerede yatacaksın? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyyesidir. Ve silahınız. Ben burası için okudum şimdiye kadar. Allah da biliyor. Çoğu zaman gözümüzden kaçar. Silah ne içindir? Silah ne içindir? Silah. Silah ne iş yapar? Düşmanı vurmak için. Başka? İmha etmek için. Başka silah ne iş yapar? Savunma için. Savunma için. Kendini korumak için. Kendini korumak için. Bugün dünyada soğuk savaş diyorlar değil mi? Adam diyor ki bende atom bombası var, bende nükleer silah var. Yani dünya bir araya gelse bu adamlara laf söyleyemiyorlar. Niye? Çünkü adamda öyle silahlar var ki kimse yanaşamıyor. Kimse yanaşamıyor. Ya Allah hidayet nasip etsin şu Kuzey Kore'nin devlet başkanına. O adam bir füze buze bir şeyler yolluyor, bir şeyler yapıyor yani. Ya yok kimseden bir şey yok ya. Konuşamazsın. Niye? Adamın silahı var arkadaş. Konuşamıyorsun. Ağzını açamazsın. Tehdit ediyor seni. La akal düşmana ne verir? Düşmana korku verir. Bakın hiçbir şey yapmazsa silahın varlığı düşmana korku verir. Siz kalenizde olsanız bile, zırhınızı giymiş olsanız bile, siperde yatıyor olsanız bile bunlar düşmanı korkutmaya yetmez. Sizin silaha ihtiyacınız var. Düşmanı korkutan odur. Hatta yeri gelir düşmana zarar verir. Hatta yeri gelir imha edersin. Nedir o silahın? İstiazedir. İstiğfardır. Hıfz-ı ilahiyeye ilticadır. Bakın. Şeytanın bize unutturduğu ibadetlerin başında ne geliyor diye bana sorsanız. İstiğfardır. İstiazedir. İstiğfardır. Allah'a sığınmayı unutmuşuz. Hıfz-ı ilahiyeye iltica etmeyi unutmuşuz. İstiğfar etmeyi unutmuşuz. Biz istiğfar ettiğimiz andan itibaren şeytanlara karşı müthiş bir korku salarız. Şeytanları yeri gelir zarar veririz. Yeri gelir imha ederiz. Yeri gelir imha ederiz. Senin yanına yaklaşamaz olurlar. Çünkü bu senin silahındır. Silahın. Peki nasıl bir silahtır? Bakın burada Üstad Hazretleri nasıl bir silah olduğunu söylüyor. Şeytanın mühim bir desisesi de insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Bakın ne yapıyormuş şeytan? İnsana kusurunu itiraf ettirmiyor. İtiraf ettirmiyor. Ya bugün yine siyasi bir söylem olsun. Adam Amerika'da sanık iken değil mi? Kaçakçılıktan şundan bundan. Adam dedi ki ben itiraf edeceğim. Sanık iken tanık olmaya başladı. Kimleri itiraf edecek? Adamı hapse de almayacaklar. Affedecekler yani. Niye? Çünkü adam itiraf ediyor. Bakın bugün bir insan, Türkiye'de de böyledir. Bir insan suçunu itiraf etse devlete karşı, dese ki ya ben bu suçları işledim ama pişmanım. İtirafından dolayı ne yapıyor? Hükümet diyor hafifletici
Değil mi? Cezai bir sistem uyguluyor ama hafifletiliyor. Niye? Çünkü itiraf eden affa mustahak olur. Şimdi şeytanın bize yaptırdığı bir şey. Ya ben elimi açıp ya Rabbi ya şu günahı sana karşı istiyorum. Ya Rabbi ben bugüne kadar bak şu namazlarımı kemalatıyla, ihlasıyla, samimiyet. Ya yapamadım ya Rabbi. İtiraf et. İtiraf et bunu. Ya Rabbi şu günahımı, ya Rabbi anneme isyan ettim. Ya Rabbi bak ben iftira attım. Ya Rabbi filan kişiyi kendimi kibirli gördüm ona karşı ya Rabbi. Ona tahakküm ettim. Bu itirafı Allah'a karşı yap. Affetmeye en büyük bir sebeptir. Peki bir insan itiraf etse ne olur? Hani itiraf ettik ya Rabbi tamam. Ta ki şeytan insana kusurunu itiraf ettirmez. Ne için itiraf ettirmez? İstiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Senin silah üretmene, silah almana, silah taşımana şeytan ne yapmıyor? Onun yolunu kapatmış. Biz diyoruz niye İttihad-ı İslam olmuyor? Ya yolu kapanmış arkadaş. Yolu kapandı mı düşman bırakmıyor ki sen bir silah temin edeceksin. Sen üretemezsin. Sen satamazsın, sen alamazsın. Aldın benim emrim kontrolüm haricinde kullanamazsın. Şeytan bize bunu yapıyor ya. Şeytan bize bunu yapıyor. Üstad Hazretleri 7. notada diyor ki Avrupa için, 2. Avrupa için ey beşerin nefsi emmaresi. Ha? Ey beşerin nefsi emmaresi. İnsanlığın yani nasıl ki bir insanın nefsi emmaresi var, bir şeytanı var. İnsanlığın da nefsi emmaresi var. Ha, Avrupa işte. Şeytanı da odur yani. Şeytanı da odur. Oradan üflüyor, ona üflüyor, ona çalıyor. Bu da bizde yan etkileri böyle oluyor yani. Onlar üflüyorlar. Bizimkisi İspanyol hasta diyoruz da. Onlar üflüyor. Biz oynuyoruz yani. Ya şeytan böyle yapıyor insana. Lümme-i şeytaniye diyoruz. Orada üflüyor. Damarlarımızda geziyor. Kanımızda geziyor. Kur'an Resulullah öyle diyor yani. Damarlarınızda gezer diyor. Kanın dolaştığı gibi dolaşır onlar yani. Peki ne yapacak? İstiğfar ve istiaze yolunu kapatacak. Silah elde etmenizin yolunu kapatacak. Hem bir şey daha yapıyor. Nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Namaz kılmıyor. Arkadaş suç, kebair. İtiraf et. Hayır ya tamam ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim var ya. Ya ben şurada şu adama ne iyilikler yaptım. Şurada şunları yap. Hemen avukat. Hemen avukat savun. Hadi bakalım. Nefsini savun. Çok güzel. Şeytan orada da bırakmıyor. Senin silahını elinden alıyor. Sonra diyor burada kalma. Burada kal. Al savun. Başına şeytanları da musallat et daha fazla. Ha? Bilmiyorum anlaşılıyor mu Metin abi? Allahu Ekber ya. Allahu Ekber. Adeta taksirattan takdis etsin. Abi ilah gibi gör kendini artık. Sen kusursuzsun, sen noksansızsın, bütün kemal vasıflarla mutasıfsın. Ya insansın, kusurlusun. Yok. Sen mükemmel bir insansın. Senin gibisi nerede? Bak bu kadar namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekatını veriyorsun, Kur'an'ını okuyorsun, kitabını okuyorsun, hizmet ediyorsun. Ya senin gibi var mı bu dünyada? Takdis et kendini. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Bakın görmez değil, görmek istemez. Görse de, hadi ben kusurumu gördüm. Yüz tevil ile tevil etmeye başlar. Ya ben aslında işte Ümit abi bana böyle demeseydi böyle yapmayacaktım. Aslında o bana kaşını çattığı için ben böyle yoksa ben haşa yani ona karşı. Arkadaş ya yüz tevil ile ya. Ya söyle yanlış yaptım ya. Hakkını helal et diyeceksin. Ama helal ettirtmez. İstiğfar ettirtmez. Hıfz-ı ilah. Ya Rabbi bir daha bana böyle bir yolu düşürtmeye nasip etme. Ya Rabbi ben bir daha insanları kınamayayım. Onlara karşı kibirli davranmayayım. Ya Rabbi bir daha yalan yere yemin etmeyeyim. Ya Rabbi bir daha iftira atmayayım. Ya Rabbi bir daha hırs ile mukabele etmeyeyim. Ya Rabbi bir daha anneme babama isyan etmeyeyim. Ya Rabbi ya Rabbi. Yok yani. Namaz ya Rabbi. Oruç ibadet. Yok. Yüz tevil ile tevil. Ya namazı kılacaktım ama işte rızık peşinde koşarken, şu olurken çocuklar nafaka. Ben iyi bir babayım. وَعَيْنُ الرِّدَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَ Kelile, yani rıza gözü diyor insan kendi nefsine rıza gözüyle bakarsa ne olur? Bütün ayıplarına, kusurlarına karşı kelile'dir. Kelile, şöyle söyleyeyim, bıçak kesmediği zaman Araplar ona kelile diyorlar, kelile. Yani ne diyorlar? Şey oluyor işte, kör bıçak, kör bıçak. Kesmiyor ha. Yani biz nefsimize, kendimize rıza gözüyle bakıyoruz ya kesmiyor ha.
Dişimiz kesmiyor, elimiz kesmiyor, kalbimiz. Ya ben nasıl kendime? Ya. Fesbhanallah, fesbhanallah. Hazreti Yusuf gibi, Hazreti Yusuf gibi bir peygamber-i zişan demiş ki, وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي. Ya Allah tarafından ismet sıfatı olan, günahsız olan, tamam mı? Kur'an ile onun iffeti, bakın takdis edilen tabiri caiz ise, bir zat diyor ki, وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي. Hatta bütün insanlar onu takviye ediyorlar. Diyorlar, Yusuf böyle bir şey yapmaz. Ya doğru ya, ben yapar. Yusuf böyle bir şey. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي. Benim nefsim var ya. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي. Bu cümleyi ne zaman kullanıyor biliyor musun? Hapishaneden çıktıktan sonra insanlar diyorlar Yusuf temiz bir adamdır. O zaman diyor ben وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي. O zaman diyor yani. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Niye? اِنَّنْ نَفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰ. Nefis daima kötü şey. Daima ama hiç şaşırmadan, unutmadan, karıştırma. Daima kötülüğü emrediyor. Daima ediyor, 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 ediyor. Peki dersten okuyalım şimdi. Nefsini ittiham eden, eğer bir insan nefsini ittiham etse kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, bir insan kendi kusurunu görse ne olur? İstiğfar eder. İstiğfar ederse insan ne olur? İstiaze eder. Şeytan Allah'a sığınır. İstiaze eden ne olur? Şeytanın şerrinden kurtulur. Biz şeytanın şerlerinden böyle kurtuluruz. Başka türlü de kurtulamayız. Başka türlü kurtulamayız. Belki bir silah daha şu an hatırıma geldi. Kur'an'da çok ilginçtir. Allah Resulü ile konuşmak istiyorsanız diyor Kur'an. Onun yanına geldiğinizde önce sadaka verin diyor. Bakın Resulullah'la konuşacaksınız. Diyor ki onunla konuşmaya geldiğiniz zaman diyor önce sadaka verin. Ya Rabbi niye sadaka veriyoruz? Ben baya bir ara böyle kafa yordum ya bu sadaka meselesi. Yani cebinizdeki bozuk paraları dağıtmaktan bahsetmiyorum. Ama sadaka ayrı bir meseledir. Huz min envalihim sadaka. Kur'an emrediyor peygambere. Diyor onların mallarından sadaka al. Ne için ya Rabbi sadaka alıyorum? Tutahhiruhum. Onları temizlemek için. Fesubhanallah. Maldan sadaka almak insanı nasıl temizler? Ya. Ve tuzekkihim. Onları tezkiye et. Yani onları o musallatlardan, o şeytanlardan, o nefretlerden, o kinlerden, o ibadete men ibadeti yapmasına men edecek ne varsa onların şerlerinden onları tezkiye et, temize çıkar diye Allah emir veriyor peygamberine mallarından sadaka al. Seninle konuşmaya geliyorsalar onların mallarından sadaka al diye emir. Nedir bu? Silahtır. Şeytana karşı kullanabileceğiniz, Resulullah'a yaklaşıp onunla konuşabilmek için, Allah'a yaklaşıp onunla konuşabilmek için şeytana karşı vuracağınız en büyük darbelerden birisi de sadaka vermektir. Ki şeytan bunu size yaptırtmaz, hatırınıza getirmez. Sadece cebinizde bozuk para olduğu zaman ağırlıklarından kurtulun diye şeytan da yani ona ilişmez. Çünkü senin niyetin orada ya zaten bozuk para taşıyamıyoruz yani. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Şimdi burada demek ki ayeti tekrar okuyorum. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ. Kur'an okumaya başladığınız zaman فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Hayırlı işlerin başında her işimizde neden şeytanlara, tamam mı? Şeytanlardan Allah'a iltica ediyoruz, istiaze ediyoruz. Sonra Resulullah'ın bu duası. Biz de daima yapalım ya Allah için. Rabbi a'udhu bike min hemezati şeyatin ve a'udhu bike Rabbi en yahdurun. Şeytanların beni sana yaklaşmaktan, kusurumu itiraf etmekten, günahlardan tövbe etmeme, istiğfar etmeme engel olan bütün şerlerinden ve fitnelerinden ya Rabbi sana sığınıyorum. Ya Rabbi sana sığınıyorum diye dua etmeyi de hepimize nasip etsin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.